zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve hanenin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için. Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim? Şimdi çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz. Çok doğru işte ben. Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir. Bu gidişle öyle olacak zaten. Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl? Bir, kendimize şu soruyu soracağız. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz? Nerede? İki, kendimize dışarıdan bakıyoruz. Ne görüyoruz? Mutlu muyuz? Ne münasebet. Üç, bizi mutsuz eden ne varsa ona isyan et ve eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Sürpriz beklemek ve kendimi özel hissetmek için güzel bir gün. Bana da bak, şu an resmen dizilerdeki kadınlar gibi konuşuyorum. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Sana bir sürprizim var. Aferin, unutmadın demek. Aa! Boya badana yaptırmışsın, hayırlı olsun. Terazi! Anne! Babalıktan istifa ediyorum ben. Asıl ben kardeşlikten istifa ediyorum. Erkek arkadaşıyla yakaldım bugün. Ya ne erkek arkadaşı ya? Arkadaşı mı benim? Sana ne benim özel hayatımdan ya? Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına sıçın içine çocuğum. Dakikasına sıçın. Evet sevgili seyirciler. Mutlu yuvamıza hoş geldin babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber. Her gördüğü salatalığa aşık oluyor baba ya. Biz de erkek adamız. Kanımıza dokunuyor bir yerde. Sıtkı bir sürprizim var diyordun. Ayakkabılarını çıkar. Anne, duygularım var benim ya. Neden kimse beni anlamıyor? Genetik evladım. Beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sıtkı, ayakkabılar. Yahu kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış, tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa düşman ayağa bakarmış. Yemeğe misafirimiz var. Sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Yine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Hani ne zamandır ezemiyorlar bizi? Öyle deme be Türkan. Onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar. Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü. Sıtkı, bu ne yapacağı belli olmaz. Hem o şıllık Ayşen'e de kapak olur. Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan? Valla Ayşen'cığım, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik. Sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için. Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım, değil mi? Değil mi, değil mi? Yok. Dinlenirse verimli artar pesevengin. Sana ne lan bizim tatilimizden lavuk? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden göt. Allah'ım ne kadar şanslıyım ya. Ha? Hem patron,
hem dostum, arkadaşım. Demek ki tatil paralarımız şirketten değil mi? Sıtkı'cığım, şimdi çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme. Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az kaltak değilsindir sen. Ayşen'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla? Ay, var. Var. Değil mi? Var. Değil mi? Olmaz, olur mu? Olur mu? Nasıl söyletiyor? Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyoruz. Ya işte şöyle, dün daha açtık haritayı önümüze. Ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan. Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay biz bir telaş yap, bir telaş yap bir... Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu değil mi canım? Koydu. Çok iyi koyar. En iyi yaptığı iştir. Son noktayı çok iyi koyar. Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya. Gülsene ulan. Sen de gül kızım. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana. Alim. Alim benim. Koçtur. Koç. Koç. Babam ne için de bu hareketler yapmasana ya. Allah Allah. Ay anne çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek? Gideriz kızım. Gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım, bir şeyler diyordu. En azından Darıca'ya hayvanat bahçesine gidelim baba. 2 zürafa görürüz. Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi? Şakacı pezevenk. Vallahi çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya. 20 lira giriş. Evden de zeytin peynir ekmek götürdük mü? Al sana Tanzanya, ne var? Hayatım şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde, tasarruflu davranmakta fayda var. Ah kıyamam ya. Bak görüyor musun, biz Tanzanya diyoruz, onlar Darıca diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım doğru, değil mi? Doğru, doğru. Ya. Doğru. Kim istemez tabii. Tabii. Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum. Nerede? Las Vegas, Amerika'da. Ha, o orası, evet. Ha. Evet. Bu Haluk, sen git rulete. 10.000 yatır dolar. 10.000 dolar, git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı bir tane daha yatır, olmadı bir tane daha yatır. Olmadı bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet. Ne diyorsun? Ya. Sen elimizin kiri önemli değil de yani. Bak Sıdır. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü jipi abuk sabuk yerlere koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya. Jip bu. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Bir arkadaş grubu 3 gün Amsterdam yapacağız. Sen de gelsene. Parayı sıkıntı yapma. Babam halleder. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Babam halleder. Ağzı ver lan. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Ne ya? Soruyu sor, dışarı çık ve eyleme geç. Ya ne oluyor ya? Yanlış soru Sıtkı. Anneciğim, iyi misin? Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen hiç iyi değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Ay! Umurunda bile değil. Allah senin bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Hiç iyi değiliz. Yanlış olsun. Soruyu sor. Dışarı çık. Eyleme geç. Hiçbirimiz iyi değiliz. Türkan. Türkan'ım canım benim. Çabuk koloya, koloya getir yavrum. Türkan. Bırak da bizi aşkım, bırak da bizi. Merak etmeyin yavrum, iyileşecek. 20 yıl bana dayandı. Bunu da atlatır.
Günaydın. Türkan Hanım nasılsınız? Çok yorgunum doktor, çok yorgunum. Günaydın doktorum. Günaydın. Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde. Üşütmüş evet. Üşütmüş de ciğerlerini değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok. Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız. Allah ceza vermesin Sıtkı. İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey. Cem Danay. Cem Danay. Cem Danay'ı bulun psikiyatriye. Neden gülüyorsun Alice? Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani. İnternet çocuğu işte. Adamı niye lafa tutuyorsun lan? Eşya olacak saati 1000 lira. Babama ya. Bir rahat dursanıza siz. Sizi teker teker alsam daha iyi olacak. Teker teker alacağım, biner biner çakacağım diyor vicdansız. Sıtkı bir sus, Allah aşkına bir sus. Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha? Vallahi istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya? Bez? Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya gibi kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben. Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi. Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım. Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler. Ve şen 2K. Sinemalarda. Ay. Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha? İntihara meyilli bir yapım var. Bu resimde ne görüyorsun? Ebemi. Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9, akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanında ödüyor musun sen? Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey? İyi para vallahi. Peki ne tür filmler düşünüyorsun? Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera hepsi birden. Ben romantik komedi çok seviyorum. Ben de. Julia Roberts'ın. Kendine gel Melike. Canım benim şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak, tableti bırak. Yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak düz duvar seçmedim, tırtıklı duvar seçtim. Senin ümüğünü sıkarım. Koyun oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı? Bakın ben kendimi bir robot gibi hissediyorum. Robot? Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot. Yani robot Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi, bir nevi. Aha. Böyle devamlı kumandayla birisi, birisi tablet... Birisi cep telefonu ellerinde böyle bütün gün bıt 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 bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet, bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey. Ne bileyim bir sinemaya gidilir, bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile ama aile maile. Yok ortada maalesef. Ben niye hatalı olayım ki? Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim. Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak. Siz Türkan'ın
kaç yıldır tatile gitmiyor Enes? Hemen söyleyeyim. Yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş. Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır 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 kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, Caddebostan sahili, mis gibi. Türkcan'ım bak bak! Mangalda kül bırakmıyorum. Vay 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 vay! Mangalcının kralı yuvalar bunlar. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim. Marmara Denizi'ni doldursunlar! İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak, seyretmesem ne olacak? Peki sizce suçlu kim? Şimdi bakın. Başta bana kendisini Tarık olarak tanıttı. Neden Tarık? Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor. Müsaadenizle ben biraz gülebilir miyim? Sinirlerim. Anladınız değil mi beni? Tarık'a devam edelim. Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu? Baba. Neden? Ya annem babam demiştir de ondan. Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben. Şimdi Sıtkı Bey bakın bir problemimiz var. Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık, 500 lira daha mı vereceğiz? Hayır, hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunun suçlusu olarak sizi işaret ediyor. Nankörler! Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? Şu 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım, ne dersin? Sıkı Bey, lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın, 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyormuşsunuz. Öyle mi? Hadi ya. Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın, bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz tatil. Göreviniz tatil. Hakkını helal et koçum. Helal olsun. 9 seneyi tamamla, sen de tatile çıkarsın. İnşallah. Koçum benim. Buralar sana emanet ha. Kızın arkada kalmasın. Hadi. Hadi yavrum. Utandırma beni. Türkan. Baba. Melike. Anne. Ali. Türkan. Ay Sevil teyze, gir içeri, konunun seninle alakası yok. Hadi bavulları hazırlayın, gelin tatile gidiyoruz. Sıtkı nereden buldu bu karavanı? Çaldım. Şaka be şaka. Kiraladım. En kralından Türkan. İçinde duşu bile var. Karavanı bir haftalığına kiralayacağız. Satın almıyoruz ki. İyi de babacığım, 3000 liralık malı 1800 liraya indirdim. Daha neyin pazarlığındayız biz, anlamadım yani. Daha ucuzu yok mu? Var ama onun da motoru bozuk. Olsun, ben kuru temizlemeciyim kardeşim. Motordan anlarım. Anlaştık. Artık iletişim sorunu kalmadı. Dar alanda kısa paslarla neticeye gideceğiz, anladın? Yürüyün, yürüyün. Koç be. Camları kapattım, çiçekleri suladım. Doğalgaz kapalı, telefon elimde. Kimlik alındı mı? Evet. Sıkı cüzdan. Cebimde, alev alev yanıyor Türkan. Alt kapıyı kilitledim, üst kapıyı kilitledim. Anahtarı çantama attım, evet. Tatile çıkabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Geç canım.
be. Evet. Sıtkı Kemal. Türkan Kemal. Şimdi göreceğiz bakalım. Kim suçlu, kim güçlü? Ha? Yok bir şey geldim. Hazırız. Allah Allah. Baba, araba çalışmıyor mu? Bir dakika yavrum. Sıtkı. Bir dakika. Anne, bismillah. Yürüyemeyim.